Değerli EkoTürk izleyicileri, herkese günaydınlar. Ben Perihan Tantu. İlk seansa hoş geldiniz. Haftanın son işlem gününde birazdan Borsa İstanbul'u açacağız. Borsa İstanbul'da Viyop tarafına baktığımızda yatay bir seyir hakim ama iki gündür oldukça pozitif fiyatlamalar görüyoruz. Bugün de Asya seansında pozitif fiyatlamalar var. Dün ABD tarafında oldukça pozitif fiyatlamalar gördük riskli varlıklarda. Her birini birazdan konuşuyor olacağız. Özellikle dün gündemimizde Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Tabii Merkez Bankası'ndan faizleri sabit bırakmasını bekliyorduk. Ama bizim için önemli olan metindi. Metinin üzerindeki önemli notları da birazdan değerli konuklarımızla konuşuyor olacağız. Ama öncesinde dünü hatırlayalım isterseniz. Dün endekste %1,35'lik yükseliş vardı. Kapanış rakamımız da 2450 puan seviyesi oldu. İşlem hacmi ise 39.2 milyardı. 39.2 milyarlık işlem hacminin 6 milyarını tek başına Türk Hava Yolları oluşturdu. Onu Şişecam, Karsan, Arçelik ve Kozaltın gibi paylar takip etti. Evet, BIST endeksini yukarı çeken paylarda %1,35'lik yükselişle kapattık dedik. Türk Hava Yolları'nı, Arçelik'i, BİM'i, TÜPRAŞ'ı ve Türksel'i izledik. Negatif tarafa baktığımızda ise negatif anlamda BIST endeksini aşağı çeken paylarda Türkiye İş Bankası, Halkbank, Nurol GEO, Kızılbük GEO ve Şişecam payları vardı. Ve sevgili Neslihan da bizlerle Forex anketini paylaştı. Sağ olsun, Forex anketine bugün 47 analist katılmış. 45'i pozitif, ikisi negatif açılış tahmininde bulunmuş. Ortalama tahmine baktığımızda 9 puanlık artış bekleniyor. Bugün yurt içinde beklediğimiz önemli bir veri akışı yok. Fakat bu gece 12'den sonra Moody's'in Türkiye değerlendirmesini takip ediyor olacağız. Değerli konuklarımıza bu konudaki fikirlerini tabii soracağız. Aynı zamanda gözler diğer taraftan kurda. Çünkü 16.50 denemesi gerçekleştirdik. Kısmi geri çekilmeler yaşadık oradan. 16.38 seviyesindeyiz. Çünkü Merkez Bankası faiz kararının aslında kur üzerinde çok önemli bir etkisi olmadığını da gördük. Euro tarafına baktığımızda Euro'da 17.60 seviyesindeyiz. Bununla birlikte sepet kurda 16.99 ve gram altın fiyatlarında ise 977 TL seviyesinde seyrediyoruz. Paritelere dönelim buradan. Dolar endeksi 104,50 seviyelerinden başlattığı düşüşü 101,62 seviyelerine kadar taşıdı. Haliyle bu da Euro-Dolar paritesini 1,0743'lere taşıdı. Pound-Dolar 1,2624 dolar yani 126,99 ve Dolar İsviçre frangı ise 0,9594 seviyesinde seyrediyor. Bugün aslında seansı pozitif demiştik. Çin tarafında yatay pozitif bir fiyatlama var ama geri kalan endekslere baktığımızda Japonya'nın Nikkei endeksinde %0,66, Güney Kore'nin Kospi'sinde %1'e yakın yükselişler izliyoruz. Hindistan'ın Sensex'inde %0,52, buna karşılık Hong Kong'un Hang Seng'inde %2'nin üzerinde yükselişler var. Dün akşam ABD tarafında Nasdaq öncülüğünde de yükselişler izledik. Bu sabah saatlerine baktığımızda ABD vadelilerde negatif fiyatlamalar vardı. Evet, S&P tarafının pozitife döndüğünü görüyoruz. Nasdaq vadeli aynı şekilde pozitif ışığı yaktı. Bir miktar geride kalan Dow Jones oldu. Dow Jones'ta da 32.596 puan seviyesinde seyrediyoruz. Ve ABD cephesinde tahvil faizlerindeki geri çekilme devam ediyor. 10 yıllıklar %2,74, 30 yıllıklar %2,97 seviyesine geri çekilirken 2 yıllıklar ise %2,46 seviyesinde. Ve seansı açmadan son olarak bir de emtialara bakalım isterseniz. Emtia cephesine dönüp baktığımızda bugün kıymetli metallerde yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Ons altın 1854 seviyesinde seyrediyor. Gümüş tekrardan 22 doların üzerine çıktı. Palladium'da 2032 dolar seviyesindeyiz. Platin'de de fiyatlamalar 953 dolar seviyesinde seyrediyor. Bununla birlikte doğal gaz fiyatlarına bir miktar geri çekilme var. Aynı zamanda Brent petrol ve WTI'de da yine geri çekilmeler olduğunu görüyoruz. Ve buğday, mısır gibi fiyatlarında yine bugün pozitif tarafta, gıda emtialarının pozitif tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada baktığımızda özellikle haftalardır Nasdaq ve kripto paralar arasındaki korelasyondan bahsediyoruz. Nasdaq'ta tepkiler görmeye başladık fakat aynı tepkileri kripto paralarda göremiyoruz. Bunu dün de göremedik, bugün de görememeye devam ediyoruz. Nedenleri ve gerekçeleri ilk seans programımızdan sonra kripto para programında zaten konuşacağız. 28.800 dolardayız Bitcoin'de diyelim. Noktayı koyalım fiyatlamalara. Hemen Borsa İstanbul'a dönelim. Borsa İstanbul'u bugün %0,15'lik yükselişle 2454 puan seviyesini açıyoruz.
Büyük endeksler güne pozitif başladı. Bankacılık, sanayi, holding, ulaştırma gibi endeksler güne pozitif başladı. Zaten baktığımızda BIST 100 tarafında da genel olarak alıcılı bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Efendim tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. İsterseniz bir hemen günün anısına bir fotoğraf alalım. Evet, BIST 100 tarafında en iyi performansla bugün Aksa'yı görüyoruz. %1,5 kadar artı açıldı. Onu %1'lik yükselişle Koza Maden, Hektaş, İpek Enerji, Oyak Çimento gibi paylar takip ediyor. Genele yayılan bir alış olduğunu da söyleyebilirim. Bugünkü açılış itibariyle 2 gündür üst üste oldukça pozitif fiyatlamalar var diyelim. Bununla birlikte diğer taraftan da CDS ve VIX'e dönelim istiyorum. Çünkü özellikle kurun yükselişiyle birlikte Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk priminde bir negatif ayrışma gördük. Evet, dün de baktığımızda diğer birçok gelişmekte olan ülkelerin CDS risk primlerinde geri çekilmeler vardı. Türkiye'de de %1'lik bir geri çekilme yaşadık ama hala daha 700 bas puan seviyesinin üzerindeyiz. 715 bas puan seviyesinde, yani dün de bunun üzerinden geçmiştik hatırlayacak olursak, kur 18'e giderken daha biz aşağı yukarı 550 bas puan seviyelerinde seyrediyorduk 5 yıllık CDS risk primimize baktığımızda. Evet, burada artan riskleri konuşurken dünyadaki korku endeksine dönelim ve riskler ne durumda onu konuşalım. Özellikle dün şunu söylemiştik, ABD tarafında fiyatlamalar pozitif böyle devam ederse muhtemelen VIX'e de bir geri çekilme görürüz demiştik ki gördük. 27.50 seviyesine kadar geri çekilen bir VIX vardı karşımızda, 28.40'lardan geldi buraya. Bu arada baktığımızda 3 defa hatırladığınız gibi 30 seviyesinin üzerini test ettik bu yıl ve oradan başlayan geri çekilme 27.50 seviyesinde son bulmuş durumda. Evet, birazdan PPK toplantı tutanakları özetini de detaylı olarak konuşacağız ama öncesinde isterseniz bir piyasanın özetine dönelim ve günün öne çıkan başlıkları diyelim. Evet, tüm Merkez Bankası sonrasında JP Morgan'dan da açıklama geldi. JP Morgan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizini yıl sonuna kadar sabit tutmasını beklediğini ifade etti. ÖTV artışı alkollü içeceklerde %25, sigarada ise %10 olarak açıklandı. Aynı zamanda Brainard'a döndüğümüzde dijital varlıklarda düzenlemeye ihtiyaç var dedi. Pentagon ise Rusya'nın Donbas bölgesinde kazanımlarını artırdığını ifade etti. Aynı zamanda Beyaz Saray'dan da Rusya acilen savaşı bitirmeli çağrılarının da geldiğini görüyoruz. Evet, her perşembe olduğu gibi dün Merkez Bankası sonrasında aynı zamanda menkul kıymet istatistiklerini de aldık Merkez Bankası verilerine göre. Baktığımızda özellikle yabancı yatırımcılara döndüğümüzde aslında haftalardır süren yabancı çıkışının hem tahvil hem de hisse tarafında devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta, yani 20 Mayıs haftasında 603 milyon dolar net tutarda hisse senedi çıkışı olmuş yabancılar tarafından. Bununla birlikte yabancı takas oranı nereye gelmiş? Oraya da bakalım, %35,10 seviyesindeyiz yabancı takas oranında. Aynı zamanda yabancıların hisse senedi stok miktarı ise 16.3 milyar dolar seviyesinde. Ve dönelim iç borçlanma senetlerine, 67 milyon dolar tutarında net satıcı oldu burada yabancılar geçtiğimiz hafta yine iç borçlanma senetlerinde. Şöyle bir kümülatifte baktığımızda ise 2022 sene başından bu yana yabancı çıkışları hisse ve dips tarafını toplayacak olursak 4.2 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Yabancı çıkışlarının devamı gelir mi? Peki bu yabancı çıkışları kurumların Türkiye'ye bakış açısını değiştirmeye devam eder mi? Bunu da konuşacağız. Neden? Çünkü bu akşam bu dizin Türkiye değerlendirmesi var dedik. Diğer taraftan dönüp aslında içeriye baktığımızda ise burada döviz tevdiat hesaplarına çok ciddi bir değişim olmadığını görüyoruz. Fakat bir miktarda olsa özellikle TL mevduatlarda artış olduğunu görebiliriz. Evet, 13 Mayıs haftasından 20 Mayıs haftasına döndüğümüzde TL mevduatlarda bir artış var. Ama yabancı para mevduatlarına baktığımızda çok minimal bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi dönelim Tolga Uysal'a, Deriva Danışmanlık kurucu ortağı Doktor Tolga Uysal bizlerde olacak. Tolga Bey, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Perihan Hanım, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok iyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun, ben de iyiyim.
Şimdi Merkez Bankası'nı atlattık ama şöyle bir düne dönelim istiyorum. Önemli notlar vardı aslında tutanaklarda. Şimdi herkesin de sorduğu bir soru vardı dünden beri. Onu da yöneltmek isterim size. O soruda da özellikle liralaşma stratejisi çerçevesi yine vurgulanmıştı dün. Ama Tolga Bey, şimdi ben notlarımdan bulmaya çalışıyorum. Özellikle burada baktığımızda bundan sonraki süreçte likitte adımlarının artarak devam edeceğinin altını çizdi. Bu ne demek? Yani Merkez Bankası özellikle kurun hareketine, CDS'e ve enflasyona politika faiziyle cevap vermiyor haftalardır. Aylardır. Dün de cevap vermedi. Peki bundan sonrası için ne gibi adımlar atabilir? Merkez Bankası'nın elinde ne gibi enstrümanlar, ne gibi şu an daha doğrusu elinde ne gibi kurşun kaldı ki biraz daha aslında enflasyonun, kurun ve CDS'in daha da yukarı çıkmasının önüne ket vuralım. Ne dersiniz Tolga Bey? Perihan Hanım, aslında Merkez Bankası hiç şaşırtmadı. Çünkü hani piyasa beklentisi buydu. Doğru. Aynen, politika faizinin sabit kalmasıydı. %70'e ulaşan bir tüfemiz var ve sonuçta %14 olan bir politika faizi, arada %56'lık bir fark var tüfe ile politika faizi arasında. Şimdi burada hani sizin vurguladığınız teminatlandırma ve likidite anlamında bazı aksiyonlar alabileceğini söyledi Merkez Bankası. Ne olabilir bunlar Tolga Bey? Neler olabilir bunlar? Teminatlandırma kapsamında biliyorsunuz daha önce Merkez Bankası tuttuğu mevduat üzerinden bir zorunlu karşılık talep ediyordu. Ve bir önceki toplantılarda Merkez Bankası bankaların aynı zamanda vereceği krediler üzerinden de bir zorunlu karşılık vermesi koşulunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi büyük ihtimalle burada bu bankaların vereceği kredilerde bu zorunlu karşılık oranının artırılması yönünde bir şey olabilir. Veya KKM kapsamında, kur korumu mevduat kapsamında dövizden TL'ye geçiş anlamında bankalara verilecek ödülün biraz daha artırılması gündeme gelebilir. Yani bu ne demek? Eğer sen bank olarak belli bir oranda dövizi KKM kapsamında TL'ye döndürüyorsan, o zaman ben sana bazı esneklikler, bazı oranlarda indirimler yapacağım anlamı taşıyor. Şimdi bu teminatlandırma tarafı. Şimdi likidite tarafındaysa biraz bence kafalar karışık. Çünkü gerçekten Merkez Bankası'nın likidite anlamında ne yapmaya çalıştığını anlamak çok zor. Şimdi bir taraftan biz ne diyoruz? Enflasyonla mücadele etmeye çalışacağız diyoruz. %70 ve daha da artacak bir enflasyon var. Fakat baktığımızda şöyle bir şey çıkıyor. Yani likiditeyi kısıyorsa Merkez Bankası, kredilerin kısılması lazım, öyle değil mi? Fakat kredilere bakıyoruz, ticari krediler, şimdi ben şirketlerle hep iç içeyim, ticari krediler neredeyse 1,5 katına çıktı. %150 civarında bir artış var ticari kredilerde. Diğer taraftan hane halkına bakıyorum, taşıt kredileri, ev kredileri, onlara baktığınızda da durum keza aynı şekilde. Şimdi neden? Çünkü enflasyon çok yüksek olduğu için herkes bir şekilde gidip ev almak istiyor, araba almak istiyor. Likidite anlamında ne yapmak istediği konusunda çok fazla emin değilim. Yani likiditeyi Tolga çok Bey, fazla... burada bir şey daha sorabilir miyim izninizle? Yani zaten likidite ortamı da enflasyonu beslemez mi? Şimdi ben bu metinden şunu anlıyorum. Enflasyonu düşürmek istemiyoruz galiba. Neden? Çünkü likidite ortamını genişlettiğimizde ekonomiyi de ısındırmaya devam edeceğiz demektir bu. Yani bu artan krediler, bu likidite ortamının finanse ediliyor olması enflasyonu ket vurmaz ki. Beslemez mi, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Zaten burada bir tezat var. Ve dikkat ederseniz bir cümle daha vardı orada. Yurt dışındaki merkez bankalarının bu parasal destekleyici aksiyonlarının devam ettiği konusunda bir cümle var. Şimdi orada bir kelime çıkartılmış. Kelime azalarak devam ettiğiydi. Azalarak. O azalarak kelimesi de çıkartılmış. Şimdi bu da enteresan. Yani biz bir taraftan bakıyoruz, FED faiz artıracak diyoruz. Diğer merkez bankalar, diğer ülke merkez bankaları faiz artırdı. Yani aslında likiditeyi sıkmak için şahinleştiği bir ortamda bizim merkez bankamız sanki bunun azalmadığı yönünde, böyle bir desteğin devam ettiği yönünde bir ibaresi var. Yani bunu naif bir şekilde şöyle yorumlamaya çalışayım. Şöyle diyebiliriz. İşte FED stagflasyon riskine karşı belki faizi biraz daha az artıracak gibi mi düşünüyorlar? Ama ya bu da çok naif bir düşünce olur. Ya böyle bir durum yok şu anda. Gerçekte, realitede böyle bir durum yok. O yüzden yani Merkez Bankası'nın açıkçası gerçeklerden ben ayrıştığını kesinlikle düşünmekteyim. Ve bu da zaten kura yansıyor.
Ama aynı zamanda aslında dünkü tutanaklarda şu da var Tolga Bey, enflasyonda gözlenen yükselişe atıfta bulunmuş ve bu yükseliş içinde özellikle jeopolitik gelişmelerin yoğun açtığı enerji maliyeti artışlarının yine altı çizilmiş. Diğer taraftan küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların, yaşanan arz şoklarının altı çizilmiş. Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler denilmiş. Aslında riskler de sıralanmış fakat sıralanan riskler neticesinde de kurul politika faizini %14'te sabit bırakmaya karar vermiştir demiş. Aslında bu kadar risk ortamını da göz ardı etmiyor Merkez Bankası diye düşünüyorum ki bu yurt dışı tarafı. Yurt içine döndüğümüzde programın başında şunu da paylaştım. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi. Yani hakikaten biz son yıllarda 700 bas puanı hiç görmedik, konuşmadık. 500'ler bize çok uzak ve yüksek geliyordu. Eyvah, hani Türkiye'nin risk primi 500'lere çıktı derken şu an 700'lerin üzerindeyiz ve hani bununla ilgili hiçbir açıklama geldiğinde görmüyoruz mesela. Ve Peri Hanım, günlerdir lazım böyle 700'ün evet üzerinde oturduk böyle anlık da değil, doğru. Oturduk. Aynen öyle. Çünkü neden? Bunun bazı sebepleri var. Yani en büyük sebep dün biliyorsunuz Merkez Bankası rezervleri açıklandı. Şimdi şöyle bir gerçek var orada. Şimdi biz ne diyorduk? En azından brüt rezervimiz biraz artıyor diyorduk belli bir dönemde. Fakat baktığımızda brüt rezervimiz son 4 haftadır 9.6 milyar dolar azaldı. Yani 100 milyar dolar, 109'lardan 110'lardan 100 milyar dolar seviyesine geldik. Brüt rezervden bahsediyorum. Son 4 ayın en düşük seviyesindeyiz. Net rezerv 10 milyar doların bir tık altına düştü. Swap hariç net rezerve baktığımızda eksi 55 milyar dolara geliyoruz. Şimdi bu birinci faktör. Yani yurt dışından buraya yatırımcı yapacak bir yatırımcı buna bakıyor. Yani burada bir risk var mı diyor. Şimdi rezervler çok düşük. Diğer taraftan enflasyon çok yüksek. Cari açık. Biz 30 milyar dolar falan diyorduk ama büyük ihtimalle bu 40-45 milyar dolara dayanacak. En büyük sebep biraz evvel sizin söylediğiniz petrol. Sizle daha önce yaptığımız programlarda ben hep şunu söylüyorum, hatırlarsınız. Ben bu sene petrolde 150 doları tekrar göreceğimize inanıyorum demiştim size. Evet, evet. Ve bugün yine Brent'te 117 dolar seviyesine geldik, ulaştık. Şimdi petrol fiyatlarının, doğalgaz fiyatlarının böyle arttığı bir ortamda BOTAŞ'ın haliyle dolar alımları söz konusu. Yani bunu almak durumunda. Şimdi turizm gelirlerinin de iyi olacağını düşünüyoruz. Yani nispeten iyi olacak ama petroldeki o artış acaba bu turizm gelirlerini kompanse edecek mi? Ben pek öyle olacağını düşünmüyorum. Hal böyle olunca buradaki dolar Türk lirasındaki baskı, eurodaki baskı devam ediyor. Şöyle bir rakam vereyim size. 5 Mayıs'tan itibaren yani son bir aydır, 20-25 gündür dolar Türk lirası %11 düştü. Euro da %12-13 artış kaydetti. Yani Türk liramız değer kaybetti. Hı hı. Şimdi ve enteresan bir istatistik daha. Son 17 iş günü, son 17 gündür Peri Hanım, 15 gününde sürekli artan bir döviz kuru var. Yani çok istikrarlı bir şekilde döviz kurumuz artıyor. Ve bir şey daha enteresan olan, son 2 haftadır dolar endeksi geriliyor. Gerilerken artıyor aslında, yani TL değer kaybediyor. Aynen öyle. Hı-hı. Yani dolar endeksi gerilerken hani normalde bizim dolar Türk liramızın da hafif biraz rahatlaması lazım diye düşünürsünüz değil mi? Hı-hı. Ama biz rahatlayamıyoruz. Neden? İşte biraz evvel saydığımız cari açık, CDS notu, enflasyon, rezervler. Ama bunlar tabii yeni şeyler değil. Yani biz bunları sizle bir senedir konuşuyoruz, 6 aydır konuşuyoruz. Hı-hı. Yani geçen sene Mart ayında işte Naci Abal'ın bırakması, sonra Eylül'de başlayan o faiz indirimleri. Ya ben gerçekten hiç anlam veremiyorum. Yani neden böyle bir faiz indirimi şeyine girdik, sarmalına girdik? Çünkü artık içinden çıkılmaz bir noktaya ulaşmış durumdayız. Yani şu anda %14 olan faizi arttırsanız ne olacak, arttırmasanız ne olacak? Şimdi bir şey daha söyleyeyim, önemli bir konu. Benim reel sektörde şu anda 2 haftadır çok sık sık karşılaştığım bu enflasyona endeksli bono olayı. Yani, Tolga Bey, bekliyor musunuz böyle bir enstrüman peki? Çok tartışmaya yol açtı piyasada ama yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul etmediğine dair söylemler var. Diğer taraftan işte Naci Abal dediniz, ben de oraya gittim bir anda. Sayın Nebati'nin hani bir sürpriz açıklaması geleceği ve bu sürprizin de acaba süper bono olabileceği mi konuşuluyor? Yani 2 haftadır konuşuluyor. Ben de 2 gündür şunu söylüyorum. Yani bu kadar artık herkesin diline düştüyse bir açıklama da gelmesi gerekmez mi? Gelecek, gelmeyecek, çalışma devam ediyor. Olacak, olmayacak, olursa tarih şu gibi çok konuşuluyor, tartışılıyor çünkü. Şimdi sıkıntı şu, herkeste bir 20 Aralık sendromu var. Yani evet, herkesten bir travmatik bir sendrom hem de. Aynen öyle.
Yani ihracatçılarda özellikle. Şimdi şöyle düşünün. 18 olan bir dolar kuru o gün 12'ye düşmüştü. Tamam, düşmesi güzel bir şey ama şimdi insanlar iş yapıyor, sanayici iş yapıyor, ihracat yapıyorlar. Doğru. Ve ona göre fiyat veriyorlar. Şimdi şöyle düşünün, eğer bir süper bono dendiği gibi bir şey çıkarsa, bir anda kurun hızlı bir şekilde sert gerilemesi birçok sanayiciyi zor durumda bırakır, ihracatçıyı zor durumda bırakır. Şimdi burada çıkar mı çıkmaz mı sorusu iki haftadır çıkmadı ama bunun konuşulması bile sıkıntı yaratıyor. Yani burada eğer çıkacaksa hangi koşullarda çıkacağının açıklanması gerekiyor ki ben bunun bazı conditionlara yani bazı koşullara bağlanacağını düşünüyorum. Çıkma ihtimalini de görüyorum hala ama yani bu ne olabilir? Belli bir miktarda çıkartılabilir, çok yüksek olmayan bir miktar. Veya işte elinde belli miktar döviz tutanların bundan faydalanması, TL'ye dönmesi sağlanabilir. Burada önemli olan mesela sanayici anlamında, ihracatçı anlamında zaten kurlar çok yükseldi. Böyle bir sert bir geri çekilmede nasıl daha az yara alabiliriz? Şu anda biz de onun hesabını yapıyoruz. Yani eğer olursa tabii. Ama olsa bile buradaki ana yön dolarda ve euroda yukarı yönlü Perihan Hanım. Yani şu anda bu politika değişmediği sürece dolar Türk lirası. Hatta ben size söyleyeyim yani mevcut seviyeler bence iyi seviyeler. Yani bu kadar bozuk veriler ışığında dolar Türk lirasının bu seviyede kalması bence çok normal değil. Nereleri görebiliriz? Bir çalışmanız var mı Tolga Bey? Yani 20 seviyesinin üzerine konuşur muyuz bu yıl içerisinde? Yani şimdi burada böyle bir şey söylemek çok zor. Çok zor. Yani biliyorum yani bu ülkede dolar Türk lirası yorumlamak gerçekten çok zor. Yani biz tabii şey tahmin yapıyoruz. Yani yıl sonu ne olabilir veya işte revize ediyoruz. Peki yıl sonu tahmininizi de sorayım o halde. Yani yıl sonunda benim yani yıl başında yaptığım tahmin 18.50 civarındaydı dolar TL'de. Revize eder yani misiniz onu şu an? Edersem de bunu yukarı yönlü ederim. Yukarı yönlü ederim diyorsunuz. Yani ben ama 18.50, 18-18.50 civarında kapatabileceğimizi düşünüyorum. Bir de unutmayın seçim atmosferine giriyoruz. Yani seçim yılındayız ve bu erken seçim söylentileri de var. Yani Kasım ayında bir erken seçim olur mu? Bayağıdır aslında bu söylenti var ama seçim atmosferine girdiğimiz bir ortamda enflasyonla mücadeleden zaten bahsetmemiz mümkün olmayacak Perihan Hanım. Hali böyle olunca dolar Türk lirasında ve euroda da baskı önümüzdeki dönem devam edecek. Ha tabii bir de şeyi unutmayalım. Yani belki sorarsınız ama bu Fed tarafında istediğimiz gibi giden bir ortam da yok. Da yok. Yurt dışı da desteklemiyor. Yani, destekliyordu bu seneye kadar. Artık orası desteklemiyor değil mi Tolga Bey? Tabii. Yani ben size şunu özetleyeyim. 2022 güçlü dolar devam edecek. Güçlü emtia devam edecek. Özellikle enerji tarafında ve tarımsallarda. Metal tarafında bir gerileme var. Son birkaç haftadır metal tarafında bir gerileme var. Hatta 23 Şubat'taki Rusya işgalinden, Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinden ki seviyelerden biraz daha aşağıya geldik. Mesela bu alüminyum fiyatları %13 aşağıda. 23 Şubat seviyesinden %13 aşağıda. Tepeyi yani gördük diyebilir miyiz peki Tolga Bey bu durumda metal fiyatlarında? Bence metal fiyatlarında tepelerdeyiz. Öyle diyebiliriz. Hı hı. Ama enerji tarafında bunu söyleyemiyorum. Evet. Yani ben gerçekten bir enerji krizinin yaşandığını ve yaşanacağını düşünüyorum. Sırf petrol de değil bu, doğalgaz ki biliyorsunuz şu anda Avrupa bunun üzerinde çalışıyor Rusya ambargo konusunda. Ve bu Macaristan eğer olmasaydı şu anda realize olacaktı. Yani Macaristan 3,5-4 yıllık bir süreye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Kendi sistemini yeniden yenilemesi, Rusya bağımlı olmaması için. Ve bu yüzden bir para talebinde bulunuyor Avrupa'dan. Eğer bu çözülürse ilk başta doğalgaz ile başlayan bir ambargo olacak. Ardından bu petrolle devam edecek ve ben bunun bu yaz içerisinde gerçekleşeceği kanaatindeyim. Yani bunu Avrupa bir şekilde geçiştirmeyecektir. Her ne kadar zarar görseler de, görecek olsalar da. Bu da petrol fiyatlarının 150 dolar seviyesine doğru yaklaşması anlamını taşıyor. Tarımsal ürünler bile, hemen onu da söyleyeyim size. Gıda imtiyaları. Gıda imtiyalarında buğday, mısır, hatta pamuk. Ya pamukta da yani 23 Şubat'a göre %20 bir artış var. Bunlar hepsi birbirini tetikliyor. Ben tarımsal ürünlerin de güçlü kalacağı kanaatindeyim. Yani güçlü dolar ve güçlü emtia önümüzdeki dönem devam edecek diye düşünüyorum.
Peki Tolga Bey, şimdi içeriğiyle tekrardan devam edecek olursak, özellikle dün menkul kıymet istatistiklerini aldık. Haftalardır hem hisse hem de dips tarafındaki yabancı çıkışlarına devam ettiğini görüyoruz ve bu rakam ciddi boyutlara ulaştı. Yani zaten geçtiğimiz senede bu satışların devam ettiğini izlemiştik. Bu senede katlanarak devam ediyor. Çünkü yılbaşından beri, 2022 yılbaşından beri dips ve hisse tarafında 4 milyar doların üzerinde net bir çıkış oldu yabancılar tarafından. Tabii tarihi dip seviyelerde yabancı stok tutarına baktığımızda hisse tarafında da. Şimdi haliyle hem bu taraftaki aslında fikrinizi soracağım, hem de hazır bu akşam Moody's'in Türkiye değerlendirmesi olacağı için hani yabancıların Türkiye'ye bakış açısı daha da negatif tarafa evrilir mi? Mesela bu akşam Moody's'den herhangi bir not indirimi ya da görünümde bir değişim gelir mi? Ne dersiniz? Ya şimdi zaten yabancının Türkiye hakkındaki görüşü son aylarda belli. Yani sonuçta çok iyi değil. Bunu zaten sizin söylediğiniz o yabancı çıkışlarından, rakamlardan görüyoruz. Sürekli bir çıkış var. Artı bir de şu anda patron FED. Yani bütün piyasalarda gündemi belirleyen Amerikan Merkez Bankası. Ve şu anda bu hafta birazcık aslında nefes aldık. Yani hisse senedi piyasaları biliyorsunuz hafif yukarıda. Hı hı. Fakat 14 Haziran'da Fed'in ilk toplantısı var. Önümüzdeki ilk toplantısı var. Ben açıkçası burada 50 bas puan artış olacağını düşünüyorum. Bir sonraki toplantıda da 50 bas puan olacaktır. Şimdi hal böyle olunca gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı devam edecek. Ve mesela bir şeye dikkat çekeceğim. Bu reel sektör şirketleri biliyorsunuz kredi derecelendirme kuruluşlarından belli ciroların üstündeki şirketler bir rapor almak durumundalar. Ve bu raporlara gidip baktığınızda garanti çoğunda şunu görürsünüz. Yani kendi eğer iç dinamikleri iyi olsa bile o şirketin, notu iyi olsa bile dış kaynaklı notu hep negatif geliyor. Bunun da sebebi ülke risk priminin çok yüksek olması maalesef. Yani Türkiye'deki bu büyük sanayi kuruluşlarının, iyi şirketlerimizin dış notu düşük geliyor. Şimdi bugün açıklanacak olan derecelendirme kuruluşunun, Moody's'in notunda. Yani bir aşağı doğru bir hareket olur mu? Ben olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten çok düşük seviyelerdeyiz. Yatırım yapılabilir bir notumuz zaten yok. Aynen yok. Ve 700'ün üzerinde sürekli olan bir CDS ki 700'ün üzerindeyiz. Bir de Perihan Hanım, yani diğer ülkelerle Yunanistan 100-150 bandındaydı, öyle hatırlıyorum. Aradaki fark çok fazla. Yani hal böyle olunca bunun uzun süreli olması yabancının buraya gelmesini hem kendi iç dinamiklerimiz hem de biraz evvel söylediğim FED kaynaklı artık paranın dolara kayması kaynaklı sebeplerden dolayı engelliyor. Yani ve şey değil, yani sonuçta bunu geriye çevirecek olay ne olur? Ki verdik ekrana Tolga Bey, işte Türkiye 715, hemen arkamızda Güney Afrika var 244 ile dediğiniz gibi, işte Kolombiya 230, Brezilya 229 ki hani aynı sepette olduğumuz ülkeleri koymuştum ben buraya, çünkü Endonezya, Malezya, Hindistan, Güney Kore gibi aramızda gerçekten uçurum var. Yani Rusya ve Ukrayna'yı ayrı tarafta tutuyoruz, sizin de söylediğiniz gibi aramızda gerçekten bir uçurum var. Yani Güney Afrika ile aramızda 500 puanlık neredeyse fark var. Yani hani bu, yani Rusya zaten üstümüzde 3100 savaş halinde olan bir ülke ki ona bile baktınızsanız yani CDS oranı yüksek ama enflasyon oranı, faiz oranları daha yeni biliyorsunuz faiz indirimine faiz gittiler. Indirimi. Yani onlar da normalleşme konusunda adımlar atıyorlar. Yani burada Merkez Bankası veya sırf Merkez Bankası olayı da değil bu. Genel olarak bir politika değişikliği olmazsa ki ben seçim atmosferinde bunun pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Buradaki bu kötü gidiş devam edecektir. Yani hisse senedi piyasası anlamında da şöyle bir durum var. Yani en azından hani olumlu şöyle konuşayım. Evet yani çok olumsuz sizin, konuştuk. Bize olumlu bir haberiniz varsa onu da söyleyin sizin Tolga hani Bey. Sizin o verdiğiniz rakamlarda işte yabancının azalmış olması bizim için aslında olumlu. Çünkü yurt dışındaki o S&P %15 bir düşüş var yılbaşından bu yana. Nasdaq %25'lik bir düşüş var. Bu seneden bahsediyorum. Biz en azından onlardan biraz daha az etkilenebiliriz. Ben şunu tavsiye ediyorum. Yani sürekli bunu aylardır söylüyorum. Hisse senedi mi yatırım yapılacaksa güçlü, döviz geliri olan büyük sanayi şirketlerimizi tercih edilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Ki önümüzdeki 1-2 senede sonunda bu şirketlere yatırım yapanların ben mutlaka iyi bir getiri elde edeceği kanaatindeyim. Sebebi de yabancı bir gün buraya gelecek. Hangi gün gelecek tam bilemiyorum ama
Çünkü böyle bir döngü vardır. Yani 2000 senesinde de oldu bu, 2001 krizinden sonra da oldu, 2008'den sonra da oldu. O döngüyü yakalamak burada önemli. Ama şu anda maalesef yani tünelin ucundaki ışık pek gözükmüyor. İnşallah o ışığı da görürüz, burada konuşuruz, daha güzel günleri konuşuruz diyelim. Tolga Bey çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Ağzınıza sağlık, sağ olun. Evet efendim, şimdi finans analisti İslam Memiş'e dönelim. Hem dünkü Merkez Bankası sonrasında kur hareketini hem de tabii altın ve gümüş fiyatlarını konuşacağız. İslam Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Derya Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum İslam Bey. Yani sabahtan beri şimdi yatırımcıları da biraz sıktım. Çünkü çok böyle karamsar bir hava çizdik ama şimdi nelere yatırım yapılabilir? Daha pozitif şeyleri de soracağım ben. Ama özellikle kur tarafıyla başlamak evet. istiyorum. Şimdi Tolga Bey'le de konuştuk. Yani mevcut veriler ışığında hem FED hem içerideki Merkez Bankası'nın adımlarına baktığımızda yani kurun çok düşecekmiş gibi bir havası yok. Fakat tabii bu enflasyona dayalı bir tahvil bono gelir mi? Bunu da bilemiyoruz. Net bir açıklama da yok. O yüzden sizin kur beklentinizi merak ediyorum İslam Bey. Yani şu an mesela elinde nakitte ya da işte Viyop tarafında döviz pozisyonu bulunduranlar için de aynı zamanda ben geçen şöyle bir tabir kullandım. Ateşten gömlek, çünkü bir gecede böyle bir açıklamada evet. gelirse çok sert bir harekette görebiliriz. Bu pozisyonu evet. nasıl yönetmek lazım peki İslam Bey, özellikle dövizde sizce? Ben yatırımcılarla daha doğrusu şöyle bir yol haritası belirmiştim Perihan Hanım. Nisan ayı final ayıdır. Döviz tarafında, emtia tarafında bu alım tarafları bitmeli. Mayıs, Haziran, Temmuz ayı da beklenmeli. Modunda. Yani buradan yeni maliyet yapılmasına çok taraftar değilsiniz o zaman. Alan beklesin ama yeni maliyet için düşünülmesi gerekiyor diyorsunuz. Evet. Yani almayanlar da Nisan ayındaki rakamları ben bulamayacağını tahmin ediyorum. En azından da o kadar düşük rakamları bulamayacaklarını tahmin ediyorum. Teknik olarak öngörüm şu yönde, dolar tarafında. 16.40 lira seviyesi yukarıda kırmızı çizgi. 16.40 lira seviyesi yukarı yönü kırılırsa 16.80 lira var. İşte bu bant aralıkları biraz daha riskin arttığı fiyatlamalardır. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni bir paket açıklaması halinde aşağıda 16.15, devamında 15.88, devamında 15.50 lira seviyesine kadar da bir destek seviyesi mümkün olabilir diye tahmin ediyorum. Özellikle en iyimser dip seviyesi 15.50 lira seviyesi olduğu için tekrar 15 lira seviyesinin altındaki rakamsal değerler için de yatırımcılara farklı bir getiri sunmak gerektiğini düşünüyorum. Ama benim tahmin ve öngörüm o 15 lira seviyesinin altında alımlar biraz zor gibi duruyor. Özellikle kısa vadeli iyimser fiyatlamalar bu şekilde. Ama yukarı yönlü hareketlerin biraz daha Temmuz ayında pik seviyeyi görme ihtimalimiz yüksek. Haziran ve Temmuz aylarına dikkat etmek gerekiyor. O yüzden döviz kurlarında şu anda tam orta çizgideyiz. Aşağı yönlü bir kırılma da gelebilir. Ama yukarı yönlü ataklara biraz daha hazır bir piyasa var karşımızda. Tabii ki euro ve sterlin dolara kıyasla daha fazla bir getiri sağlanmış oldu. Paritedeki yüksek rakamlar 1.07 seviyesinin üzerinde bir euro dolar paritesi, 1.26 seviyesinin üzerinde sterlin dolar paritesi haliyle dolardan fazla getiri sağlayan para birimleri arasında oldu bu hafta. Peki dolar endeksi tepeyi gördü mü sizce? Yani şu an mesela illa döviz almak isteyen için dolar ya da dediğiniz gibi sterlin, euro gibi diğer para birimleri, doların karşısındaki para birimlerini almak daha mı mantıklı olur dolar endeksine tepe görüldüyse? Ben şöyle bir tahminim ve öngörüm var Perihan Hanım. Dolar endeksi tarafında tabii ki yıl sonuna kadar ara ara yükselişler devam edecek ama çok hızlı geldiğimiz bir nokta olduğu için 104 seviyesi. Bundan sonraki önümüzdeki iki ay boyunca FED tarafından çok şahin tonda bir faiz artımı, çok şahin tonda bir söylem beklemiyorum. Biraz daha güvercin, biraz daha makul bir faiz artımı, 25 bas puan gibi. Bu da dolar endeksinin tekrar 100-102 bandında dengelenmesine neden olabilir diye tahmin ediyorum. Yıl sonuna kadar tabii ki 106 seviyesi var yukarıda ama çok hızlı bir yükseliş olduğu için piyasalarda biraz rahatsız oldu bundan. Ve Fed'in politikası da piyasaları rahatsız etmeden, tüm merkez bankaların aslında politikaları bu şekilde. Piyasaları çok rahatsız etmeden bu yol haritasını belirlemek ve dolayısıyla da ben dolar varlıklarında Haziran ayında bir ayı piyasası, emtia tarafında, kripto para piyasasında biraz daha boğa piyasası beklediğimi söyleyebilirim.
Peki hazır tam da benim soracağım soru buydu. Özellikle 1860 dolarlarda takılan bir altın, işte 22 doların üzerinde kalamayan bir gümüş izliyorum bir haftadır. Buralar birazcık daha kritik evet. seviyeler. Yani sanki tamam mı devam mı? Bir düşüş de gelmiyor ama üzerinde kalıcılık, kapanışlar da veremiyoruz. O yüzden peki bu kısa vadeli süreçte orta vadeli için kripto paralar ve özellikle kıymetli metaller için pozitif tarafta olduğumuzu söylediniz ama kısa vade için mesela şu an nakitte olan ons altın ya da ons gümüş almak isteyenler bu kırılımı mı beklemeli? Ne dersiniz kısa vade için İslam Bey? Bence gümüş tarafında altına kıyasla daha makul fiyatlar var yatırımcısına. Benim gördüğüm o oldukça da baskılanan bir gümüş fiyatı vardı karşımızda. Bundan sonraki süreçlerde ben özellikle Haziran ayında 24 dolar seviyesini rahatlıkla görebilecek, hatta 25-26 dolar seviyesine kadar bir rally yapacak bir gümüş ons fiyatı karşımızda olabilir. Özellikle dolar tarafındaki riskten kaçmak isteyen, bu belirsizlikte aşağı yönü tekrar bir kırılım olur, tekrar zarar eden düşüncesi olan yatırımcısı elindeki doları özellikle gümüş tarafında değerlendirmesi mümkün olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki burada önemli olan rasyodaki fiyatlama, rasyo oldukça yüksek olduğu için gümüş biraz daha negatif ayrıştı. Ama bu negatif ayrışımda aslında altına kıyasla getiri bakımından gümüşü daha pozitif ayrışma ihtimalini güçlendirebilir. Peki bu şunu da sormak istiyorum. Özellikle bizdeki yatırımcıların çoğu bildiğiniz gibi gram altın almayı tercih ediyorlar ama şu an altın almak isteyen illa ve bunu hani spekülatif amaçlı, kar amaçlı almak isteyen için soruyorum bu soruyu. Gram altın mı, ons altın mı tercih etmeli size göre? Bu aynı soruyu gram gümüş ve ons gümüş içinde çeşitlendirebilirim tabii. Yani gram TL üzerinden işlem yapanları zaten çok tasvip etmiyorum. Çok da onaylamıyorum yaptıkları işlemleri. Genelde bazında ve parite üzerinden bu işlemi yapması gerekiyor. Çünkü çok ciddi belirsizlikler var. Ve her yıl Türkiye'de en fazla gram altın yatırımcısının ciddi anlamda ters köşe olduğu bir dönemden geçiyoruz. Mesela Nisan ayında 900 lira seviyesinin altında gram altına hiç bakmayanlar tekrar 980 lira seviyesi olunca tekrar gram altında ilgilenmeye başladılar. Evet. Yani yukarıdan maliyet yapıyorlar. Bu da yanlış bir düşünce. Gram altın TL fiyatında yatırımcısına 980 lira seviyesine kırmızı çizgi olarak takip etmelerini ifade ettim. Aşağıdaki destek seviyemde 950-980. Eğer 980 lira seviyesi yukarı yönlü kırılırsa dolar TL kurunun da 16-40 lira seviyesinin üzerinde 16-80 lira seviyesine kadar yükselişlere devam edecek bir piyasa karşımızda olabilir. Bu da özellikle 16-80 ve üzerindeki rakamlar bu hızlı ataklar devam ederse Temmuz ayında ben gram altın TL fiyatında 1200 lira seviyesini beklediğimi sık sık ifade ediyorum. Bu öngörümde bir değişiklik yok. Bu seviyelerden ben gram altın alır mıydım bireysel olarak mesela TL bazında? Daha önceden Nisan ayında alım yapanlar mutlaka beklemeli ama alım yapmayanlar da en azından bir kar satışı bir düzeltme hareketini beklemesi gerekiyor. Biraz daha soğukkanlı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bugün Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Gelen enflasyon verisiyle ya gram tarafında ya da ons tarafında bir hareketlenme olacak. Ancak görülen o mutlaka Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir paket açıklaması yaparak piyasaları bir sakinleştirecek. Çünkü seçim sürecinde olan bir Türkiye var. Bu kadar yüksek kur ataklarıyla seçime gitmek istemeyebilir. O yüzden yeni enstrümanlar açıklayabilir. Bu da kısa vadeli tekrar geri çekilmeleri gündeme getirebilir. Kısa vade ben gram altın tarafında beklemeyi, en azından 950 gibi seviyeleri beklemeyi ama Temmuz ayında 1200 ama yıl sonuna kadar özellikle Eylül-Ekim aylarında gram altın TL fiyatındaki öngörüm 1450 lira bu yıl için. Bütün yatırımcılar bunu biliyor. Bu öngörümde de herhangi bir değişiklik yok. Yani bu seviyelerden hemen almaktan ziyade biraz daha kar satışlarını beklemenin doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben borsa tarafına da geleceğim ama gelmeden İslam Bey, tabii artan ev ve kira fiyatları gündemimizde. Ben de şimdi sizi sıkça takip ettiğim için özellikle ev tarafında evden ziyade arsa yatırımı, yani illa bunu kar amacı güdenler için arsa yatırımı önermiştiniz. Peki burada bir müdahale bekliyor musunuz? Yani şu an özellikle işte bu artan kira fiyatlarına bir en azından sınır getirilmesi gündemde ve muhtemelen de bir hafta içerisinde bununla ilgili bir önlem gelebilir diye düşünüyoruz. Peki bu ev fiyatları etkiler mi? Ne diyorsunuz konut piyasası için? Ne düşünüyorsunuz peki? Ben emlak sektörünü ikiye ayırıyorum Perihan Hanım. Birincisi o 3-5 milyonluk rezidanslar var.
çok fiyatı şişik balon köpük olan fiyatlamalar var. Bir de mahalle arasında 1 milyon, 1,5 milyon TL'ye kadar olan normal vatandaşların oturduğu evler var. Yani bunu iki grupta mutlaka ayırmak gerekiyor. Bugünkü döviz kur ataklarını göz önüne bulundurduğum zaman, enflasyon rakamlarını göz önüne bulundurduğum zaman o mahalle arasındaki evlerde ben bir düşüş olacağını zannetmiyorum, tahmin etmiyorum. Çünkü insanlar her geçen gün konut fiyatları düşmez algısıyla her fırsatı bir her kredi geri çekilmelerini veya her düzeni bir alım fırsatı olarak görüyorlar ve bu alımlarına devam edecekler. Ama yukarıda özellikle o rant ekonomisinin oluştuğu, yabancı rantçıların oluşturmuş olduğu köpükle fiyatlamalar var döviz kurundan sebep. Onların bence balonları yıl sonuna kadar ciddi anlamda patlayabilir. Oya dikkat çekmek istiyorum. Emlak sektöründe ciddi bir balon oluşumu var. Rezidanslar, o büyük binalar, işte lüks binalar falan. Burada ciddi bir balon patlaması yaşanabilir. Hatta 3-5 milyona bile kalmadı İslam Bey. Yani 10-15 milyonlar doğru, 2 doğru. artı 1, 3 artı 1'ler için böyle inanılmaz rakamlar isteniyor. Yani benim artık ağzım açık kalıyor. Evet. Ama burada artık burada bir tepe noktasına ulaşmış olabiliriz diyorsunuz. Evet, yani burada çünkü bir rant ekonomisi var. Bu rant ekonomisi kırılmadı. Buradaki en büyük zaaf da o yabancı fırsatçıların ülke ülke gezip vatandaşlık almak için oluşturdukları bir rant. Ve inşaat firmaları da bu insanlara işte dolarla ticaret yaptığı için, parası dolar olduğu için, dolar Türkiye'de yüksek olduğu için onlara aslında ucuz geliyordu. Bize ne kadar pahalı gelse de onlara ucuz geliyordu. Dolayısıyla o yüzden bir köpük oluştu. Bu balon mutlaka patlayacak. Yani burada çok ciddi anlamda canları yanacak. Ondan benim şüphem yok. Ama bu düşüncem de ilk defa ev sahibi olacak. Mahalle arasında mütevazi bir ev alacak. Vatandaşları bağlamıyor. Kur ortada. Maliyede artışları ortada. En azından yurt dışından gelen göçmen sayısı ortada. Evet. Dolayısıyla da ben o normal mütevazi evlerin fiyatlarının düşeceğini kanısında taşımıyorum. İslam Bey, vaktimiz bitti ama bir dakika içerisinde sizden bir Borsa İstanbul yorumu alabilir miyim? Neden? Çünkü özellikle iki gündür oldukça pozitif fiyatlamalar hakim. Evet. Ve bu konjonktürde tabii nelere yatırım yapabilir hane halkı bunları konuşurken bunu burada Borsa İstanbul nasıl konumlandırıyorsunuz peki? Çok kısa teknik da olsa olarak bir açıklamayı çağırıyorum. 2250-2500 puan aralarını takip etmeye devam ediyorum. Her iki destek ve direnç seviyeleri benim için kritik. 2500 puan seviyesinin üzeri doların tekrar 15'li seviyeleri gelmesine neden olacaktır. Ama 2250 puan da 16.80 lira seviyesinin üzerine tekrar bir kırılmaya neden olacaktır. O yüzden borsa tarafında kısa vadeli çok pozitif olmadığını söyleyebilirim. İslam Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere de şimdiden. Efendim kısa bir ara sonrasında biraz kripto paraları konuşacağız.